İstanbul'da epilepsi hastası bir kadın. Nöbetleri tutunca arkadaşıyla birlikte hastanenin yolunu tuttum. Talihsiz kadın tedavi görüp tekrar evine geri dönmeyi bekliyordu ama doktor onlarla bir türlü ilgilenmeyince nedenini sormak istediler. Sonrasında yaşananlarsa onlara bu soruyu sorduklarına soracaklarına pişman etti. Sen epilepsi hastasıyım ve bana bakmıyorsun öyle mi? Sen bana bakmıyorsun. Tamam. Kamerayı al. Tedavi olmak için hastaneye gittiler. İyileşip evlerine dönmeyi beklerken görevli doktor onlara kabus yaşattı. Kabus gibi. Yani bir doktor tarafından ne yapmış olabilirim de şu morluklar, bu yumruğu hak etmiş olabilirim bir kadın olarak. 37 yaşındaki Çiğdem Aydemir epilepsi hastasıydı. Atakları tutunca arkadaşı Çağla Karataş'ın tavsiyesine uyarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiler. Uzun süre bekledikten sonra doktora kendileriyle neden ilgilenmediğini sormak istediler. 5-10 dakika kadar bekledi. Doktora sorduk hani ne zaman bakacaksınız? Doktor kafasını yukarı kaldırdı sonra tekrar önüne döndü. Biz tekrar sordu. Doktor bir defa dedi ki önümde raporlarım var, rapor yazıyorum. Şu anda sizinle ilgilenemem dedi. Cevaba sinirlenen Aydemir doktora raporların sağlığından önemli olmadığını söyleyince ortalık bir anda karıştı. Doktor ayağa kalktı. Ben dedi size bakmıyorum dedi. Arkadaşım da dedi nasıl bakmaz? Benim arkadaşım rahatsız. Hayır dedi size bakmıyorum. Defolun gidin dedi. Bunu söyleyince ben telefonumu çıkardım. Video aldığımı gördüğünde de tokatı yapıştırdı. Ben kafamı geri çektim. Geri çekmemle birlikte zaten telefon düştü. İddiaya göre olay yerindeki tüm çalışanlar görüntünün peşine düşmüştü. Hatta ikilinin üzerine kapıyı bile kilitlediler. Masanın orada da boş alan vardı. Ben oradan çıktım. Benim çıktığımı gördükleri için kapıyı açtılar. Arkadaşım da öyle çıkabilmiş çünkü o da kilitli kaldı orada. Dışarı çıktık. Dışarı çıktım ve doktorun yanına giderek sen bize ne yaptın dedim. Bana küfür etti. Sen beni videoya aldın dedi. Hastanenin dışına çıktıklarında da saldırılar devam etti. Daha sonrasında doktor arkadaşımın üzerine yürüdü ama beni en az 10 kişi tutuyor herhalde. Güvenlik görevlileri bana ters telip kelepçe taktım. Yaşanan olay sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'ndan da açıklama geldi. Biz sağlıkçılar hastalar için, hastayı iyi yapmak için, tedavi etmek için çabalıyoruz. O nedenle bu tür olayların olmasını arzu etmiyoruz. Araştıracağız, sonucunda da bilgilendiririz kamuoyunu.